Aziz vatandaşlarım, 2014 yılını artık geride bırakıyor. Yeni umutlarla, yeni heyecanlarla hep birlikte yeni bir yıla hazırlanıyoruz. Öncelikle 2015 yılının ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde ve yeryüzünde barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni yılın öncekilerden çok daha bereketli ve huzurlu, sağlık, afiyet içinde geçmesi, güzellikleriyle unutulamayacak bir yıl olması gönülden temennimizdir. 2014 yılı bölgemizde ve ülkemizde yaşanan kimi müessif hadiseler nedeniyle buruk geçse de, geleceğe ilişkin umutlarımızı artıran bir yıl oldu. Yıl içinde yaşanan sıkıntıları, acı hadiseleri, elim kazaları, millet olmanın verdiği güçle ve dirayetle hep birlikte aştık. Bir olarak, beraber olarak, 77 milyon hep birlikte kardeş olarak karşımıza çıkan badireler karşısında kenetlendik, kucaklaştık, kardeşlik hukuku içinde sorunlarımıza çözümler ürettik. Allah'a hamdolsun, 2014 yılı sorunlarımızın çözümü yolunda önemli mesafeler kat ettiğimiz bir yıl oldu. En önemlisi de 2014 yılı demokrasi tarihimizde çok sevindirici bir dönüm noktası olarak da kayıtlara geçti. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 10 Ağustos tarihinde sizler, yani aziz milletimiz, sandık başına gittiniz ve hür iradenizle Cumhurbaşkanını sandıkta belirlediniz. Ülkemizde geçmişte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vuku bulan ve krize dönüşen tartışmaların hiçbiri bu süreçte yaşanmadı. Son derece şeffaf bir şekilde sandıkta Cumhurbaşkanı belirlendi. Cumhurbaşkanının da halk tarafından tayin edilmesiyle ülkemizde demokrasi ve milli irade çok daha güçlü hale geldi. İnşallah daha güçlü bir demokrasiyle, daha güçlü bir milli iradeyle artık mevcut sorunlarımızı çok daha kararlı şekilde çözecek, istikbalin daha da aydınlık olmasını temin edeceğiz. Ülke olarak enerjimizi sonu gelmeyen tartışmalarda, gereksiz münakaşalarda israf etmeyecek, bundan sonra tüm gücümüzü ülkemizin kalkınmasına, milletimizin refahına seferber edeceğiz. Aynı zamanda 10 Ağustos seçimleri 2013 yılı sonunda milli iradeye ve demokrasiye yönelik darbe girişimine de en güzel, en esaslı cevabı teşkil etti. Türkiye'de hükümetlerin artık sandık dışında yollarla, milletin iradesinin dışında yöntemlerle görevden uzaklaştırılamayacağını, komploların, kumpasların, tuzakların, ahlak dışı darbe girişimlerinin milletin iradesi karşısında eriyip gideceğini herkes görmüş oldu. 2014 yılında küresel ekonomideki tüm dalgalanmalara rağmen ekonomimiz sağlam bir zemin üzerinde ilerlemeyi sürdürdü. Ekonomimize yönelik olarak içeriden ve dışarıdan yapılan tüm algı operasyonları sonuçsuz kaldı. Pozitif yöndeki büyümemiz muhafaza edildi. 2014 yakın coğrafyamızda, özellikle de komşularımız Suriye ve Irak'ta acıların zirveye çıktığı bir yıl oldu. Dünyanın bütün umursamazlığına, ilgisizliğine rağmen Suriye ve Irak'ta barışın egemen olması için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Bu ülkelerden bize sığınan bütün kardeşlerimize de kapılarımızı açıyor, insani, vicdani, üzerimize düşen neyse hakkıyla yerine getiriyoruz. 2014 yılı yapılan provokasyonlara, girişilen sabotaj girişimlerine rağmen çözüm sürecinin, yani milli birlik ve kardeşlik projemizin de hedeflediğimiz doğrultuda kararlılıkla ilerlediği bir yıl oldu. Türkiye'nin bu en büyük kardeşlik projesini bozmak, bulandırmak, bu süreci yeniden kan ve çatışmaya tahvil etmek isteyenler tekrar hayal kırıklığı yaşadılar. Şunu burada ifade etmek isterim ki, Türkiye özellikle çözüm sürecinde hiçbir tehdide, hiçbir şantaja boyun eğmeyecek, bunun yanında şımarıklığa da asla müsaade etmeyecektir. Sokak eylemlerinden, çatışmalardan, kandan ve gözyaşından medet umarak
ayakta kalmaya çalışan ya da siyaset üretme gayretinde olanlar demokrasi ve hukuk içinde gereken cevabı mutlaka alacaktır. Çözüm süreci Türkiye'nin en büyük sosyal projesi, en büyük kardeşlik projesidir. Ülkemizi ve milletimizi bu büyük barış projesiyle kucaklaştırmak için sabırla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Aziz vatandaşlarım, şurada artık 2023 yılına, yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne sadece 8 yıl kaldı. 2023 yaklaşırken bir yandan heyecanımız artıyor ama bir yandan da umudumuz, gayretimiz, mücadelemiz güç kazanıyor. Bu aziz millet birlik içinde olduğu müddetçe önüne koyduğu her hedefe mutlaka ve mutlaka ulaşacaktır. Tarihimiz bunun güzel örnekleriyle doludur. Elbette bizi ülke olarak, millet olarak bu kutlu yoldan ayırmak, bu güzel hedeflerden uzaklaştırmak için mücadele edenler de olacaktır. Kimi zaman içimizdeki hainler, kimi zaman yurt dışındaki hasımlar büyük bir Türkiye'nin inşa ediliyor olmasından, bölgesinde ve dünyada öncü bir Türkiye'nin yükseliyor olmasından rahatsızlıklarını dile getireceklerdir. Biz bu hainlere aldanmayacağız. Bu hainlerin ipini elinde tutan karanlık odaklara asla boyun eğmeyeceğiz. Tarihimiz boyunca nasıl yılmadan, yıkılmadan kararlı bir yürüyüş gerçekleştirdiysek, bundan sonra da güçlü, itibarlı, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, etki sahibi, güç sahibi bir ülke olarak geleceğe ilerleyeceğiz. Umudumuzun, heyecanımızın, millet mefkuremizin ve kardeşliğimizin hiç kimse, hiçbir güç tarafından zedelenmesine izin vermeyeceğiz. Ekonomimize, demokrasimize, aktif ve barışçı dış politikamıza, içeride huzurumuza, refahımıza, hiçbir karanlık elin dokunmasına göz yummayacağız. Bu düşüncelerle 2015 yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını, inşallah 2014'ten çok daha huzurlu, bereketli, umut dolu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. 2014 yılında kaybettiğimiz aziz vatandaşlarımızın tümüne Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Soma'da yitirdiğimiz kardeşlerimize, Ermenek'te yitirdiğimiz kardeşlerimize özellikle rahmet niyaz ediyor, yakınlarına bir kez daha sabır diliyorum. 2014 yılının en acı kayıplarından biri kuşkusuz Kurban Bayramı'nda alçakça saldırılar neticesinde yitirdiğimiz genç kardeşimizdi. Başta Yasin Börü olmak üzere bu genç kardeşlerimizi de bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Elbette bugün tarihimizdeki elim bir hadiseyi de milletçe hatırlamak durumundayız. 100 yıl önce tam da bugünlerde Allahu Ekber dağlarında on binlerce askerimizi vatan savunmasında şehit vermiştik. Şehadetlerinin 100. yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerimizi de rahmetle anıyor. Tüm şehit ve gazilerimizden Allah razı olsun, mekanları inşallah cennet olsun diyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle huzurlu, barış, sıhhat ve afiyet içinde bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Ve hiçbir zaman umutsuz olmayın. Şunun müjdesini peşinen veriyorum. İnşallah 2015 başarılarımızın artarak devam ettiği bir yıl olacaktır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.